Sergiledik. Şöyle bir konuşma yapmayacağım. Rakibimiz iyi değildi, biz kötüydük diye bir konuşma yapmayacağım. İyi bir rakiple oynadık geçen hafta Engine'la. Gayet kaliteli bir takım. Emeklerine saygımız var. Onları öncelikle tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir galibiyet aldılar bize karşı. Biz geçen hafta İpek Yol ruhundan biraz uzak bir oyun sergiledik. Ama bu hafta onu aştık. Her hafta aynı futbol oynayacak, aynı psikolojiye gelecek diye bir şey yok sporcular. İlla ki yorgunluk, stres etkiliyordur. Ama kötü bir oyun vardı geçen hafta. Bu hafta ondan uzak iyi bir oyun vardı. Takımdan memnunum. Bir sıkıntı yok şu anlık. Önümüzdeki maça bakacağız inşallah. Rakibimize de başarılar diyorum. Bu arada oyunda hakemle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Yani genelde tarzım değildir konuşmak ama şimdi kayma kuralı diye bir şey var bu turnuvada. Kaydığınız zaman en kötü en direkt çift vuruş veriyor herhalde. En direkt vuruş veriyor. Şimdi bizde iki pozisyon, biri ceza sahası içinde olmak üzere Birtan'ın ayağına kaydılar ve top hem rakibe hem topa müdahale var. Zaten izlersiniz. Bir de sol tarafta Yener'e yapılan bir şey var. İkisini de oynattı. Hiçbir şey vermedi ama İpek Yol'da bir kere ilk yarı Metin'in, ikinci yarı Metin'in kaydığı bir pozisyon var. Orada direkt faul verildi. Yani ben hakem arkadaşlardan biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü burada bir emek var. Yani bu çocuklar hafta içi çalışıyor, iş yoğunluğundan çıkıyor, kimi ailesinden zaman ayırıyor, buraya geliyor, emek veriyor. Biraz emeğe saygı diyorum. Biraz daha dikkatli olurlarsa bizim için daha iyi olur, diğer takımlar için de daha iyi olur diyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Vallahi ilk önce ben uzun bir süredir arkadaşlarımın arasında yoktum. İlk maçta bir sakatlık yaşadım. Sağ olsun Oli hocamın, Cengiz hocanın, sonra en önemlisi takım arkadaşlarım, onları ailem gibi görüyorum ve en önemlisi de eşim. Can eşim bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Tekrardan yavaş yavaş sahalara döndüğüm için çok mutluyum. İkinci sizin için sorduğunuz soruyu söyleyeceğim. Sizin için çok zevkli olabilir ama bizim için hiç zevkli değil aslında. Biz ona hiç istemediğimiz bir şey aslında ama maalesef yaşıyoruz. Bazen öne geçtiğimizde yeniliyoruz. Bazen 2-3-0'da yere düştüğümüzde maçta kazandık ya da berabere de bitti. Bunlara çalışıyoruz. Ali hocam sağ olsun bu konularda bizi uyarıyor ama İşte biz uyarılarını tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Aslında hata bizim. Ali hocamız aslında normalde sahanın dışında görüyor. Biz bunları çalışıyoruz. Özellikle de bunların üzerine düşüyoruz ama Ali hocamızın dediklerine bazen kopukluklar yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah daha güzel maçlar çıkartacağız. Hem de bu sefer öne geçip yenilmeden hedefimiz var. Yani şu an söylemeyeyim. O bizde kalsın. Ama hedefimiz gidebildiğimiz en üç nokta neresiyse oraya kadar gitmek istiyoruz. İnşallah öyle de olmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Tekrar tebrik ediyoruz. Sana tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Keyifli bir sezonun devamını diliyoruz. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.